Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel 750 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videosunda satışçılarınızın performansını takip edebileceğiniz güzel bir dashboard raporu yapıyoruz. Arkadaşlar bu dashboard raporunun özelliği yukarıdaki kısımda sicil numarası alanı var. Burada sicil numarasını değiştirdiğiniz zaman aslında en büyük özelliği resim değişiyor. Personelin resmi buraya geliyor. Burada personelin adı geliyor. Hangi bölgede görev yaptığı geliyor. Ve burada da çeyrek bazlı, burada yıllık bazlı, burada da aylık bazda hedef gerçekleşen grafiklerimiz var. Sağ alt tarafta genel toplam ve ortalamalar var. Toplam satışı ve ortalama satışı gösteren KPI kartlarımız var. Aşağıda da o satış personeliyle ilgili bir not düşebileceğiniz bir alan var. Buradaki dashboard'un beslendiği girdileri buraya giriş yapmıyorsunuz. Personeller sayfasındaki bu tabloya personel sicil numarasına, resmini, isim seçmenin sorumluluk bölgesine ilgili notu ve Ocak'tan aralığa kadar ilgili hedef ve gerçekleşenlere girdikten sonra çeyrek ve yıllık hedeflerini de bu tabloya işliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar raporunuz hazır hale geliyor ve sicil numarasını değiştirdikçe ilgili sicil numarasına sahip kişinin satış performansını rapor olarak alabiliyorsunuz. Bu raporun bir özelliği daha var. Kontrol Ctrl P düğmesine tıkladığınız zaman raporunuz çıktıya hazır bir halde sizi karşılıyor ve ya hazır düğmesine tıklayarak kolay bir şekilde yazdırabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bu videomuzda A'dan Z'ye bu raporu nasıl geliştireceğimizi öğreneceğiz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü birçok teknik kullandım bu raporu tasarlarken. Mutlaka yeni bir şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Haydi şimdi hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar ana tablomuz bu şekilde. Sütun başlıklarımız, sicil numarası, resim, isim, saçım, sorumluluk, notlar ve daha sonraki kısımda arkadaşlar Ocak yani burası birinci çeyrek Ocak hedef Ocak gerçekleşen Şubat hedef Şubat gerçekleşen Mart hedef Mart gerçekleşen bunları arkadaşlar teker teker doldurmanız gerekiyor tabii ki Nisan hedef Nisan gerçekleşen şeklinde tüm aylar burada var. En sonunda da çeyrek bazlı bir hedef de belki belirlemiş olabilirsiniz satıcılarınız için ve çeyrek gerçekleşeni biz buradan toplayabiliyoruz zaten. O yüzden burası otomatik hesaplanıyor. Gri alanlar tabloda otomatik hesaplanıyor. Daha sonra arkadaşlar yıllık gerçekleşen de zaten satışçının yaptığı satışların toplamını yansıtıyor. Ama yıllık bir hedef de vermiş olabilirsiniz satışlarınıza. Yıllık hedefi de buraya giriyoruz. Ve arkadaşlar bunun hangi yıla ait olduğunu görmek için kontrol artı düğmesine tıklayarak iki tane satır açıyorum yukarıya ve burada bir yıl seçiniz şeklinde kullanıcıdan almam gereken bir parametre var. Burayı da arkadaşlar veri doğrulamayla yapacağım. O yüzden yine bir sayfa açıp data adında sayfa veriyorum ve buraya yıl diyorum arkadaşlar. Bir tane daha aşağıya iniyorum. Eşittir. Yıl formülünü kullanıyorum ve bugün formülünü içerisinde kullanarak içinde bulunduğum yılın değerini çekiyorum. Buraya arkadaşlar aşağıdakinin bir düşüğünü bir aşağısına da içinde bulunduğum yılın bir arttırarak devam ettiriyorum. Şöyle 2025'e kadar devam edeceğim. Şimdi burada seçiyorum. Bir isim verelim. LST yıllar diyelim. Tamamla tıklayalım. Personelere gelip arkadaşlar B sütununu seçip B hücresini seçip B1'i veri sekmesinden veri doğrulamaya gidiyorum ve burada bir liste çıkartacağım kullanıcının karşısına liste seçeneği seçip kaynağımı arkadaşlar F3 düğmesine tıklayarak tanımladığım ismi yani LST yılları seçip tamam'a tıklıyorum artık kullanıcı burada mesela 2023 performansını raporlamak istediği için 2023'ü seçecek. Biz de raporu ona göre tasarlayacağız, hazırlayacağız. Ve arkadaşlar şimdi ben burada bir tablo hazırladım. Tablonun tasarımını yine siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu arada renk paletim herkeste olan renk paleti. Ofisin renk paletini kullandım ama şu mavi yerine aslında bu ana tema rengi şu 5 koridordaki cool mavileri kullanmayı daha çok tercih ettim. Ben bu rengi daha çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu tablomuza yeni bir personel eklemek istiyoruz. 1008 sicil numarasına sahip olsun ve personelin resmini ekleyeceğiz. Arkadaşlar Office 365'te sadece bu özellik geçerli. Belli bir süre ücretsiz versiyonlarda da açmışlardı bu özelliği ama şu anda kapatmışlar. Yani Office 365 versiyonunuz yoksa bu özelliği kullanamıyoruz. Arkadaşlar ekle sekmesine gidiyoruz. Resimler menüsünü açıyoruz ve hücrenin içerisine yerleştir gibi bir menü var. Bakın yeni bir menü bu. Buraya gelip arkadaşlar istediğim yerden resim seçiyorum. Bu cihaz diyorum. Örneğin personelin resmi bu olsun arkadaşlar bunu seçtim ve ekle düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar artık bu resim bu hücrenin içerisine gömülü halde duruyor ve mesela şuraya geleyim eşittir yazdım arkadaşlar şuraya refer ettim. B11'e enter tıkladığım zaman resim buraya da geliyor. İnanılmaz bir geliştirme zaten bu özelliği kullanarak şimdi raporu güzel bir şekilde tasarlayacağız. Arkadaşlar aslında geri kalan kısımlar tamamen free text. Yani bu personelin adını yazıyoruz, sorumluluk bölgesini yazıyoruz, notunu yazıyoruz ve rakamlarını giriyoruz. Gri alanlara dokunmuyoruz. Şuradaki, şuradaki şeyleri açalım ve arkadaşlar personel ile ilgili bilgileri girmiş olacağız. Şunu silelim. Yani bu eskiden işte resim ekle, resmi sürükle bırak, işte yanlışlıkla e, resme değdik gibi şeyler artık yok. Tablonun içerisinde direkt resim gömebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki formülasyonları da hızlıca vereyim. Çeyrek bir gerçekleşen arkadaşlar bu tablodaki şunların toplamı yani Ocak gerçekleşen, Şubat gerçekleşen, Mart gerçekleşen bunları topla formülünün içerisinde yukarıda gördüğünüz gibi kullanarak çeyrek bir gerçekleşeni görüyoruz. Bu da Nisan, Mayıs, Haziran bu Temmuz, Ağustos, Eylül bu da arkadaşlar Ekim, Kasım Aralığın toplamı. Bu da şu çeyreklerin toplamı yani o personel nasıl bir satış yapmış toplamda onu gösteren bir istatistik. Şimdi arkadaşlar bunları güzel bir ekranda raporlayacağız. Gelin hep birlikte nasıl yapacağımızı Öğrenelim. Arkadaşlar öncelikle yeni bir sayfa oluşturuyorum ve adına rapor diyorum. Şimdi rapor sayfamızın şu kısmını hesaplamalara ve yardımcı tablolara ayıracağım. O yüzden burada giriş sekmesinden burayı şöyle bir gri yapıyorum. Diğer yerlerde arkadaşlar, Ctrl Shift Sağ Ok yön tuşuna tıklayarak koyu lacivert yapıyorum şu şekilde. Evet. Şimdi şurayı biraz kısalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kullanıcının sicili girebileceği bir alana ihtiyacım var. O yüzden personeller tablosundan sicil numarasını seçip oraya bir isim vereceğim. Buraya geliyorum. LST alttan tire siciller diyorum. Enter tıklıyorum arkadaşlar. Ve orada bir liste oluşturmuş oldum. Şimdi burada buraya yapalım örneğin. Veri sekmesinden veri doğrulamayı açtım. Liste seçeneğini seçip F3 düğmesine tıklayarak sicilleri buraya getirdim arkadaşlar. Sicillerin hepsi geldi. Mesela 1003. 1003 sicilini seçmiş oldum. Buraya arkadaşlar 1003 sicili ile ilgili şeylerin dökülmesi lazım. Hatta öncelikle sicil no yazalım buraya ve bu sicil numarasını buraya çekelim. Kullanıcının seçtiği sicil numarası. Önce arkadaşlar isterseniz aylık istatistikleri alalım. Buraya aylık yazalım. Hatta şöyle yapalım. Aylar. Hedef gerçekleşen. Hedef bilgisi gerçekleşen Şunu da şöyle yapalım. Şunu şöyle açabiliriz. Aylar belli arkadaşlar. Oca diyorum. Şöyle tutup aşağı çektiğim zaman Haziran, Kasım, Aralık'a kadar gidiyor. Şimdi hedef ve gerçekleşeni buraya nasıl getireceğim? Burada düşey ara formülünü kullanacağız aslında. Daha etkili bir formül yazılabilir. Eğer biliyorsanız arkadaşlar yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın. Eşittir düşey ara formülünü kullanıyorum arkadaşlar. Aradığımız değer yukarıda seçilen sicil numarası. Yani kullanıcı burada hangi sicili seçtiyse o sicilin ocaktan aralığa kadarki hedef rakamlarını şu sütuna getirmem lazım. Noktalı arkadaşlar. Tablo dizisi. Personeller tablosu aslında. Personeller sayfasına gidip tabloyu şöyle çaprazdan seçtiğim zaman tüm tabloyu bir kere de seçmiş oluyorum. Tablomun adı table 1 şeklinde kalmış. Önemli değil. Tekrar noktaları koydum. Şimdi burada sütün indis sayısı şeyi önemli. Şimdi şuradan şuraya kadar bir sayayım. Sayamayacağım gerçi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu yazdığımız kısmı kes yapalım. Ctrl X diyelim. Ve şuradan ocağa kadar ki hedefi sayacağım. 6. Altı. Bu 6. sırada arkadaşlar şu bilgi. Mesela 1003 seçmiştik ya 1003 bu. Ocak hedefi bu. 6. sütunda. Şubat'ı 8. Mart 10. Nisan 12. Böyle böyle çifter çifter devam ediyor. Ta ki işte Aralık hedefe kadar. Şuraya kadar. Ben bu bilgileri çekeceğim. 6.dan başlıyordu değil mi? Şimdi bunu tekrar yapıştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar süslü parantez koyuyorum. Bu da bu arada Office 365 ile gelen bir özellik. Şu an yapacağımız teknik. 6. sütünü böyle temsil ediyorum. Ve arkadaşlar ters taksim işareti, ters slash işareti koyuyorum. 8. sütün ters slash. 10. sütün ters slash. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 kaç oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26 ve 28 arkadaşlar. Süslü parantezimi kapatıyorum. Bu arada süslü parantez ve tersten slash için alt gr tuşuna tıklayarak ben 7 ve 0'ı kullanmışım süslü parantezler için. Ters slash içerisinde soru işareti veya yıldız var, onu kullanmışım. Sizin klavyenizde farklı olabilir. Arkadaşlar bu şu demek. Sen bana C5 hücresine bak. Yani 1003 değerine bak. Ve tablo 1 isimli tablonun 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. ve 28. sütunlarındaki değerleri getir. Bu demek oluyor arkadaşlar. Ve tersten slash yapmamızın sebebi de bunları ben alt alta istiyorum demek yan yana istemiyorum. Yan yana istiyorsa istiyor olsaydım arkadaşlar noktalı virgül koyardım. Alt alta istediğim için ters ilaç koydum. Ve arkadaşlar düşe aramızın vazgeçilmesi son parametremiz sıfır yapıyoruz. Parantezi kapatıp enter tıkladığımızda zaman arkadaşlar rakamlar karşımda dökülüyor. Aynı tekniği gerçekleşen içinde kullanacağım. Ctrl C ile kopyalıyorum bu formülü. Gerçekleşene gidip yapıştırıyorum. Ama bu sefer bunlar ne olacak? 7'den başlayacak ve devam edecek. 7 ters slash, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Kaç oldu sayalım? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12 olmuş. Süslü parantezimizi kapatabiliriz. Noktalı virgül 0 dedim arkadaşlar. Düşü aramı da kapattım ve bilgileri buraya aylar için getirmiş oldum. Aynısını arkadaşlar şuraya bir alt kenarlık verelim. Evet. Aynısını ne yapacağız? Çeyrekler için yapacağız. Şuraya verelim bunu da. Çeyrek diyelim. Buraya Ç1 deyip geçelim arkadaşlar şöyle. 2, 3, 4. Şimdi çeyrek hedefler kaçıncı üstünde ona bakacağız. Çeyrek hedef. Burada 30. Bakın 30 saymış olduğu için. 30'dan başlayacak. Ben de buraya geliyorum. Yine aslında yukarıdaki formülü çalacağız. Kopyalayacağız. Hedefe geldim. Yapıştırdım arkadaşlar. Kaçıncı şeydeydi? 30. 30 ters slash. 32 34 çiftler çiftler gidiyor çünkü tablomda da o şekilde arkadaşlar ve 36 deyip kapalı süslü panterini kapatıyorum 0 deyip arkadaşlar enter e tıkladığım zaman çeyrek bir hedeflerde geliyor gerçekleşenleri al alacağım 30 yerine 31'den başlayacak o da geldim düş harf formunu kullandım burayı şöyle düzeltelim 31 33 35 ve 37. Çeyrekler de geldi arkadaşlar ve yıllık var şimdi de. Yıllığı da şöyle yapabiliriz. Yıllık diye başlığımızı da atalım. Şöyle yapalım. Gerçekleşen, burada da hedef gerçekleşen diyelim o zaman. Hedef gerçekleşen. Aslında burada da şöyle yapabiliriz. Hedef gerçekleşen diyelim arkadaşlar yıllık kısmına hatta eşittir deyip personelin seçtiği, kullanıcının seçtiği yılı buraya çekebiliriz. 2023. Hedef kaçıncı sütundaymış arkadaşlar? Bakalım. Hedefimiz, yıllık hedefimiz 38. sütundaymış. Buraya geliyoruz. Düşüyor formülünü yine kullanacağız. Ama burada bu sefer bir tane zaten değer var. Buraya gelip 38 yazacağız. Gerçekleşen de arkadaşlar hemen şurada da hesaplayabiliriz. Topla deyip şuradaki gerçekleşenleri toplayacağız. E şimdiki buradaki rakamları arkadaşlar veri tipini değiştirelim para birimi yapalım arkadaşlar fakat ondalık istemeyelim biraz açalım burayı ve şöyle gösterelim evet buna da bir alt kenarlık verelim ve hazırlık kısmı arkadaşlar şurada kocaman hazırlık yazabiliriz şöyle kapatalım burayı hadi kalın yaptım biraz büyük yaptım burası arkadaşlar sabit biz grafiklerimizi vesaire o personelle ilgili istatistikleri buradan beslenerek oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar hemen biraz uzaklaşıyorum ve şuradaki sicili seçilmesi gereken sicili şuraya bir yere alıyorum. Ve kendime hatta şöyle bir rapor alanı belirleyeyim. Şöyle bir rapor alanı belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu rapor alanının içerisine gri yapacağız. Hatta bir kenarlık da yapalım. Çizgi rengi şöyle ortadaki gri olsun. Şöyle tüm kenarlar yapıyorum. Ha, tüm kenarlar yapmayacaktık. Ctrl Z ediyorum. Dış kenarlıklar diyorum arkadaşlar. Evet. Şu sicil no şurada bir yerde kalsın arkadaşlar şimdilik. Şimdi şurayı yanlardan bir tane, yukarıdan da bir tane eksiltip arkadaşlar. Şöyle yine koyu bir mavi yapıyorum. Veya şöyle de yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Böyle yapalım. Buradan da şimdi bir boşluk bırakıyorum ve arkadaşlar buraya şunu yazacağım. Eşittir. Kullanıcının seçtiği yıl değeri ve işaretini koyuyorum arkadaşlar. Çift tırnağımı açıyorum, boşluk bırakıyorum ve satış performansı diyorum. Hatta başa da yılı diyeceğiz. Yılı satış performansı. Çift tırnağımı kapatıyorum ve Enter tıklıyorum. 2023 yılı satış performansını buraya getirdim. Burada arkadaşlar beyaz kullanacağız. Bir altına da arkadaşlar personelin adını yazacağız. Büyük puntolarla eşittir diyorum. Düşü ara formülünü kullanacağım. Kullanıcının seçmiş olduğu burada sicil değerini aratacağım. Nerede aratacağım? Personeller sayfasında. Tablo 1'de aratacağım. Üçüncü sütuna denk geliyor arkadaşlar. Bakın isim soy isim. 3 yazıyorum ve sıfır yazıp parantezimi kapatıyorum. Yükmen Taşkın. Burada arkadaşlar şöyle bir şey de yapmıştım. V koyuyorum. Çift tırnak koyup boşluk tırnak. Boşluk çift tırnağı kapat. V işareti ve Tekrar düşer formülü kullanacağız burada. Kopyaladım. Burada arkadaşlar bölgesini de getirmek için burada dördüncü sütünü de buraya getirdim. Burada bir de Arial kullanacağım arkadaşlar. Arial yazı tipi kullanacağım. Gökmen taşkını da beyaz yapacağız. Ve arkadaşlar kalın. Bu gökmen taşkını bayağı bir büyük yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Şimdi biraz daha oturdu alanlar. Şurayı biraz kısacağız. Şu J ile Y kısmını da biraz kısabiliriz. Burada fazlalık var yani şöyle yapsak Bizim için bu başlık olarak yeterli burası. arkadaşlar buraya biraz birkaç tane daha sütun eklemek gerekecek. Çünkü bizim şeyimiz biraz yatay formatta. Şimdi bu bölgeyi ayarladıktan sonra isterseniz Ctrl P'ye tıklayarak ya da ondan öncesinde şu görünüm tipine gidelim. Sayfa sonu ön tipine, görünüm tipine ve bunun çıktısını ayarlayacağız arkadaşlar. Şöyle yukarıdan da şöyle tutup çekelim. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi sayfa düzeninden yönlendirmeden yatay yapacağız. Kenar boşluklarını da dar yapacağız arkadaşlar. Ctrl P'ye tıkladım. Evet güzel olmadı. Bu arada burada genişliği bir sayfa, yüksekliği bir sayfa yapacağız. Şimdi kontrol diyelim. Evet fena olmadı. Boşluklar gayet iyi duruyor. Sadece şöyle birkaç ayar yapacağız. Kontrol P'ye tekrar tıklayalım. Sayfa yapısına gidelim. Kenar boşluklarından arkadaşlar yatay olarak ortaya izle bunu. Daha güzel durdu. Şimdi aşağı doğru biraz arkadaşlar ne yapabiliriz bu raporu? Genişletebiliriz. O yüzden şöyle yapacağım. Şuradaki şeyi kopyalayıp şuraları da yapıştıracağım. Tam olmadı. Bir daha yapıyorum. Yapıştırdım. Şöyle bir şey elde ettim arkadaşlar. Ctrl-P diyelim. Evet şimdi daha düzgün daha güzel bir alanımız var. Şu 2023 yılı satış performansını şöyle bir 14 yapalım. Bunu çok mu abarttık diye düşünüyorum. Yani 28, 36, 32 diyelim arkadaşlar. Böyle kalsın. Şimdi buradaki sicil numarası arkadaşlar şurada kullanıcıya seçtirmeyi uygun gördüm. Bunun arka planını yine koyu mavi yapalım ve e, buradaki şeyi beyaz yapalım. Buraya arkadaşlar sicil no yazacağız. Bunu da yine beyaz yapacağız. Evet raporumuzun layout'ını... Yani oluşumunu yaptık. Nasıl görünmesini istediğimizi. Normal görünümüne, normal görünümüne geri dönebiliriz. Şuradan uzaklaşalım arkadaşlar. Evet. Şimdi şu en dış tarafa yine bir hatta kalın dış kenarlık yapabiliriz. Şöyle belli olsun. Ctrl P diyelim. Evet. Daha belli olacak bu şekilde. Şimdi resim kısmını ayarlayalım arkadaşlar. Öncelikle resmi getirelim isterseniz. Eşittir diyorum arkadaşlar. Yine düşe ara. Normal düşey ara yazarmış gibi yani. Bu özellik acayip hoşuma gitti. Şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Düşeyara çok yazdık. Düşeyara şuraya da 2 yazalım. Evet resim bakın böyle ufacık geliyor. Şimdi ben bunu şöyle şuraya birleştir leştir ortalığı yaptım arkadaşlar. Büyüyor. Gayet güzel. Arka planı da beyaz yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Ve şuraya dış çerçeve olacak gibi bir yine dış kenarlıklar atacağım. Şu iki alanı arkadaşlar birazcık daraltacağım. Ve personel resmi böyle gözükecek. Şu biraz fazla olmuş. Şimdi şunu şöyle silelim. Ve tekrardan dış kenarlıkları şöyle yapayım. Evet, personel resmi arkadaşlar en sol tarafta şık bir şekilde duracak. Şimdi ben bunu değiştirdiğim zaman, 1005, 1006 dediğim zaman arkadaşlar otomatik olarak personel resmi buraya geliyor. Peki şuraya arkadaşlar çeyrek bazlı istatistikleri yapacağız. O yüzden çeyrek kısmını alıyorum. Ekle sekmesinden bir kümelenmiş sütun elde edeceğiz aslında. En güzel gösteren kümelenmiş sütun grafiği. Sağ tarafına da yıllık bazdaki şey yapacağız. Hemen onu da şöyle seçeyim. Ekle sekmesinden yine kümlenmiş sütun elde edeceğim. Burada bakın yıllık değerini aldı. Yanlış aldı. Veri seç seçeni seçiyorum. Burada düzenle deyip yıllık değil de hedefle gerçekleşeni alsın istiyorum. Burada düzenle deyip sadece şu ikisini almasını istiyorum arkadaşlar. Burada da seri adına belki 2023 diyebiliriz. Sorun değil. Tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim. Burada hedef gerçekleşeni görüyoruz. Şimdi alt düğmesine tıklayarak arkadaşlar hizalama ve boyutlandırma yapıyorum grafiklerde. Arkadaşlar şu rakamlara ihtiyacımız olmayacak, sileceğim. Şunu da şöyle sileceğim. Çünkü zaten rakamları göstereceğiz birçok grafikte, özellikle bu iki grafikte. Şöyle çeyreklikten başlayayım düzeltmeye. Şu arkadaki kılavuz çizgilerini siliyorum arkadaşlar. Hedef gerçekleşen hedefleri arkadaşlar gri yapacağız genelde dolgusunu şöyle ikinci varyasyon gri yapacağız. Gerçekleşenlerde mavinin tonları yani bunu şöyle bir mavi yapabiliriz. Ve bunları arkadaşlar şöyle yapacağız. Boşluk genişliğini biraz kısıp seri çakışmasında sıfır yapmayı daha uygun görüyorum. Lejantı da yani göstergeyi de arkadaşlar sol üst tarafa sol üst tarafa konumlandıracağım. Grafik başlığı için de arkadaşlar onu da sola konumlandıralım. Şöyle hedef ve gerçekleşin de şöyle sola konumlandıralım. Şunları arkadaşlar boşluk genişliğini biraz daha kısabiliriz ve arkadaşlar tüm grafiğe veri etiketlerini ekliyoruz. Şimdi burada biraz fazla ondalıklar çıkmış. Onlar sanırım şundan dolayı. Burada yanlış bir işlem yapmışız. Şu ondalıklara arkadaşlar kontrol düğmesine tıklayarak hepsini seçtikten sonra azaltacağım. Evet azalttığım zaman böyle bir görünüm elde edebiliyorum. Biraz küçültebiliriz veri etiketlerine. 8 olsun örneğin veya hedef veri etiketi biraz küçük olsun. Gerçekleşen büyük olsun da diyebiliriz. Burada arkadaşlar grafik başlığını sileceğim. Burada lejantı şöyle sola konumlandırıp şuradan 1 2 satır alıp grafik başlığını şuraya yazacağım arkadaşlar. Şimdi biz burada tam şey yapmamışız. Şöyle yapalım. O'yu da biraz kısalım. Evet. Grafik başlığını şuraya yazacağım arkadaşlar. Çeyrek bazlı hedef gerçekleşen grafiği yazıyorum. Bunu eğik yazacağım arkadaşlar. Biraz da küçülteceğim. Şimdi gelelim hedef gerçekleşen yıllığa. Bunu da aynı boyuta şöyle getireceğim. Arka plandaki kılavuz çizgilerini yok ediyorum. İlk kere üzerine tıklıyorum çubuğun. Ve arkadaşlar buradan boşluk genişliğini bayağı bir daraltıyorum. Seri çakışmasını da yine sıfır yapacağım. Evet. Şimdi buradaki grafik başlığını da sileceğim. Ve arkadaşlar veri etiketlerini buraya ekleyip buradaki barların rengini şöyle koyu mavi yapabiliriz. Hedef arkadaşlar yine seçip, sağ tıklayıp dolgusunu şöyle gri yapıyorum. Bunları tamamen sıkıştırmak için, birleştirmek için şöyle bir şey yapmamız lazım. Yani şık durur mu? Durabilir aslında. Şuradaki veri etiketlerini de şekilde metni kaydırı pasif hale getiriyorum. Kaysın istemiyorum. Biraz büyük yapabiliriz buradaki rakamı. Sonuçta yıllık şeye bakıyoruz. Şunu arkadaşlar alt shift düğmesine tıklayarak yine en sağa konumlandırıyorum. Çeyrekliğe biraz daha yer kalmış oldu bu sayede. Buraya da arkadaşlar aynı grafik başlığını şöyle kopyalıyorum. Ve şöyle bir alan daha oluşturacağım arkadaşlar kendime. Şöyle yapalım. Ve şuradaki 3 şeyi biraz daha açacağım şöyle. Evet. Aşağıda da aynı hizada olsun grafikler. Bu çeyrek bazlı değil arkadaşlar. Yıllık hedef gerçekleşen grafiği diyorum. Peki aşağıya arkadaşlar aylık kısım ve KPI kartlarımı tasarlayacağım şimdi. Şurayı kapatalım. Aylık grafiğim aslında şurada hemen hazır verileri. Şöyle seçiyorum. Sağa kaydırayım ekle sekmesini arkadaşlar yine aslında karşılaştırma için en uygun grafik türlerinden birisi kümelenmiş sütun grafiği. Şunu şöyle çekeceğim. Araya bir tane boşluk bırakacağım. Hatta belki şöyle yapıp grafik başlığını da siliyorum arkadaşlar. Bir iki tık daha indiriyorum. Şunu arkadaşlar uzatabildiğim kadar uzatacağım. Çünkü zaten çok fazla bilgi var burada. Burada yine hedefleri sağ tıklayıp griye boyuyorum. Ve gerçekleşenleri de arkadaşlar maviye boyuyorum. Koyu mavi olabilir burada. Hedef gerçekleşen lejantı göstergeyi yine üstte konumlandırıyorum ve en sola şöyle çekiyorum. Burada arkadaşlar rakamlar önemli. Çünkü her birisine burada rakamları koyarsak bu grafik karışır. O yüzden şu y ekseni ne tutuyorum burada. Herhangi bir barın üzerine iki defa tıklayıp seri çakışmasına sıfır yapıyorum arkadaşlar burada. Hepsini birleştiriyorum. Boşluk genişliğini birazcık daha genişletebiliriz. Evet bu şekilde aylık grafiğinde satışını görüyoruz. Ve arkadaşlar buraya da KPI kartları tasarlayacağız. Burada şöyle bir teknik uygulayayım. Kaç tane şey var burada? 14 tane var. 7 7 bölünmez. Buraya 15 diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle alt diyelim. Hatta buraya grafik başlığı sağır mı? Onu da hesap etmemiz lazım. Buraya grafik başlığı bence sağır. Şöyle kopyalı yapalım. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Buna çeyrek bazlı değil de aylık bazlı diyelim. Hedef gerçekleşen grafiği kopyalayalım. Bu başlığı şuraya yapıştıralım. Burada da genel toplam ve ortalama ortalamalar diyelim. Burada kaç tane vardı? 14, 15 ile birlikte 7, 7 her iki KPI kartına düşecek olan satış sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya bir KPI kart sığdıracağız arkadaşlar. Şöyle sınıf çizelim. Buraya da diğer KPI kartına sığdıracağız. Hatta şöyle içeriğini artık silebiliriz. İçerilerini arkadaşlar beyaz yapacağız. Ve ortasına bir yere şimdi eşittir deyip genel toplam rakamını buraya çekeceğim. Gerçekleşeni çektim arkadaşlar. Ve buraya genel toplam yazacağız. KPI'yi şöyle yapalım. Hmm, burada fazla şeyimiz yokmuş bizim. O zaman burada bizim alana ihtiyacımız var arkadaşlar. Şunu şöyle biraz kısacağız şuraya. Şu ikisiyle oynayabiliriz. Biraz genişletelim. Evet şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu yukarı konumlandırıp şöylece ne yayıyorum. Şöyle yaysam olur mu? Şuraya koydum arkadaşlar. Şöyle birleştir ve ortalı dedim. Bunu da Arial yapacağım ve büyüteceğim. Genel toplumda arkadaşlar şöyle birleştir ve ortalı dedim ama biraz küçük kalabilir bu. Evet. Bunu sanki aşağı konumlandırırsak daha iyi olacak. Ve biraz daha büyütebiliriz. Evet. Şunları hafif kısalım. Aynı yapıyı kopyalıyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırıyorum. Buraya genel ortalama diyorum bu sefer. Buraya da arkadaşlar ortalama değeri alacağız. Eşittir. Ortalama formülünü kullanıyorum. Ve arkadaşlar yukarıdaki aylık gerçekleşenlerin ortalamasını buraya çekiyorum. 100.000 ortalaması varmış. Evet KPI kartlarımı da hazırladım. Aylık bazda hedef gerçekleşen grafiği tamam. Genel toplam ortalamalar tamam. Not kısmı kaldı. Onu bakalım konulandırabiliriz mi? Şimdi değişkenliği bir test edelim. Ctrl Shift F1'e tıklayarak tam ekran moduna geçelim. Bu arada Ctrl P'ye tıklayalım. Bakalım bizim çıktı ne oldu? Evet çıktığımız bu şekilde. Nota hatta Belki koymasak bile olabilir ama koyalım arkadaşlar. Şöyle biraz uzattınca bakalım ne olacak. Tekrar Ctrl Shift F1'e tıklayarak buradaki sayfa sonu ön izlemeye geçiyorum. Şöyle hafif bir yapsak bize yeter mi? Bir tane daha yapalım. Ctrl P. Evet biraz küçüldü gördüğünüz gibi raporumuz. O yüzden şöyle yapsak fena değil. Ctrl P. Evet şuraya kadar genişletebiliriz arkadaşlar. Şimdi şurayı şöyle alıp bir aşağıya getiriyorum ve normal görevimle geri dönüyorum. Şurada arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım. Evet. Küçük bir notlar kısmı yapalım arkadaşlar. Hemen altına şöyle not düşebileceğimiz şekilde eşittir arkadaşlar. Düşü ara formülü aradığımız değer seçilen sicil noktalı virgül personeller hepsini seçtik. 1, 2, 3, 4, 5. 0 dedik ve notu arkadaşlar aşağı getirdik. Burada table 15 değil bir beşinci şey burada tabi bazı notlar sığmıyor ben bilerek gerçi daha büyük şeyler yapmışım birleştir ortala diyelim arkadaşlar sola ve orta iz alalım metni kaydıralım evet şöyle bir notlar kısmı küçük bir notlar kısmı yapabiliriz şöyle bir boşlukta bırakmış olduk aslında tamam fena değil belki şu yukarıdan silebiliriz bir şey Tabii şunu uçurmamak adına şöyle yapacağız şunu seçip arkadaşlar şurayı kontrol eksiye tıklayıp hücreleri yukarı sürükleyeceğiz aşağıda bir şey bozuldu mu bozulmadı şimdi kontrol P desek evet herhangi başka bir yer seçelim evet bence gayet güzel oldu şimdi arkadaşlar son bir konfigürasyon yapmamız lazım şuradaki kısımları sakladığımız zaman gizle dediğimiz zaman arkadaşlar grafikler veriler kayboluyor üstesinden gelmek için sağ tıklıyorum grafik alanını biçimlendir diyorum pardon sağ tıklıyorum veri seçtiyorum arkadaşlar gizli ve boş hücreler deyip şu ayarı aktifleştirip tamama tıklıyorum aynı ayarı için ayarı tüm grafikler için yapacağız tekrar sağ tıkladım dolgu değil veri seç, gizli ve boş hücreler ve tamam. Evet şimdi test edelim arkadaşlar. Ctrl Shift F1'e tıklayalım ve tam ekran moduna şöyle bir geçelim. Tek sayfalık çok güzel bir rapor oldu bence. Buradan seri numarası seçiyoruz arkadaşlar. Resim değişiyor, tüm grafikler değişiyor ve ona göre bir şey yapıyor. Şimdi buraya en son bir şey yapabiliriz. Bir koşullu biçimlendirme yaparak eğer hedef gerçekleşen geçmişse yeşil Geçmemişse kırmızı gibi bir şey yapabiliriz. Hemen onu yapalım arkadaşlar. Şu alanı tabi açmam lazım. Gösterleyelim. Şimdi arkadaşlar şurada bir fark hesaplayalım hemen. Eşittir fark diyelim. Şöyle yapalım. Fark diyelim arkadaşlar. Eşittir gerçekleşen eksi hedef diyorum arkadaşlar. 400 binmiş mesela burada. Şimdi bu farkı buraya yansıtalım. Şuraya da birleştirsek iyi olabilir birleştirdik arkadaşlar. Eşittir dedik ve bu farkı buraya getiriyorum. 400.000 fark var. Şimdi buraya bir koşullu biçimlendirme kuralı yazacağız şuraya. Koşullu biçimlendirme hücre vurgulama kuralları. Küçüktü diyelim önce. Sıfırdansa arkadaşlar ne yapacağız? Özel biçim diyelim buraya. Yazı tipini arkadaşlar kırmızı ya da şuradaki bordo yapacağız. Tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim. Kırmızı olmadığı için şu olmadı. Tekrar koşullu biçimlendirme diyelim arkadaşlar. Simge kümeleri de yapalım. Artı eksi olsun şöyle. Şunu seçelim. Şu an yukarıya gösteriyor. Tekrar kuralları yönetten şuna iki defa tıklıyorum arkadaşlar. Burada burada değer seçmemiz gerekiyor. Sayı sayı seçmemiz gerekiyor. Sıfırdan büyükse yeşil, sıfırdan küçükse de kırmızı gösterecek. Tamam tıkladım. Uygula dedim arkadaşlar. Şunu isterseniz duplike edelim. Kuralı yinele diyelim. Ve üzerine iki defa tıklayalım. Biçimlendir diyelim arkadaşlar. Bunu da yeşil yapacağız. Şöyle bir yeşilim varmış. Bunu yapalım. Tamam dedim arkadaşlar. Küçük değil bu sefer. Büyük olacak. Tamam dedim. Uygula dedim arkadaşlar. Tamam dedim. Bu şekilde bir şey de yapabiliriz bunu sağa yaslayarak. Bu burada çok şey abes kaldı arkadaşlar. Burada hedef gerçekleşen farkı diyelim. Evet. Şimdi mesela negatif olan bir personel var mıymış? Hemen bakalım. Sanırım 1005 negatifte. Evet. Negatif olduğu zaman yani hedef daha yüksek olduğu zaman gerçekleşenden o zaman aşağı yönlü bir ok çıkıyor ve negatif fark çıkıyor. Burada mesela hedefi tutturmuş. Hatta 74 bin üstüne çıkmış. Burada 400 bin üstüne çıkmış gibi arkadaşlar. Bunu belki Ctrl K'ya tıklayarak kalınlaştırabiliriz. Veya kalsın arkadaşlar kalınlaştırmayalım. Ve arkadaşlar böyle bir raporu elde etmiş olduk hep birlikte. Burayı tekrar saklayalım. Şurayı da belki biraz kısabiliriz. Aşağı inelim arkadaşlar. Tam bir sayfalık güzel bir rapor. Ctrl P'ye tıklayarak da çok güzel bir çıktısını alabiliriz arkadaşlar bu raporun. Evet arkadaşlar bu ekrandan size veda etmiş olayım. Bu eğitim videomuzda gördüğünüz gibi birçok teknik ve yeni özellikler öğrendik. Siz de satışlarınızın ve satışçılarınızın takibini yapmak için bunun gibi bir rapor oluşturabilirsiniz. Ben Salih Hocaoğlu. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.